Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, bereketli, huzurlu, güzel bir sabah olsun inşallah. Hanım elindesini, saatler onu gösteriyor. KON TV ekranlarında randevumuz başladı. Allah'ın selamıyla selamlıyorum hepinizi. Gününüz aydınlık olsun inşallah. Ve hafta sonu geldi. Bu güzel kutlu cumayı birlikte yaşayacağız. Cumanız mübarek olsun, hayırlar getirsin inşallah cumamız güzel bir sohbetimiz var. Tadı damağınızda kalacak. Bunu garanti ediyorum. Hocam bizimle birlikte Hasan Arsan hocam fizik öğretmeni <laughs> onunla birlikte Cemil Meriç üzerine güzel bir program yapmıştık ve dedim ya tadı damağımızda kalmıştı. Bugün de hocam ne konuşalım? Ne istersiniz? Neden bahsedelim? Şöyle bir cuma sohbeti yapalım istedim sizinle dedim. İyilik üzerine konuşalım. Çünkü bütün hayatın e, temelidir iyilik dedi. Biz de eyvallah dedik ve bugün güzel bir sohbet için Hasan Arslan hocam stüdyomuzda misafirimiz, konuğumuz. Onunla birlikte keyifli bir sohbet yaparken bir taraftan da konuğumuz için Hanımeli mutfağında güzel bir tarifimiz var. Ne mi yapacağız? Bugün dızmana yapacağız. Duyanlar vardır, yapanlar vardır. Ama bilmeyenler de vardır. O yüzden bakalım biz nasıl yapacağız? Tarifler ekranlarınızda gelecek. Lütfen notunuzu alın, defterinize not edin. E, yapabileceğiniz güzel bir lezzet. Özellikle de çocukların seveceği bir lezzet. Hemen Öykü'den malzeme listesini alalım. Malzeme listemiz de aslında çok kolay, pratik. Evet. Sadece hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bizim hamur da coşmuş. Coştu. Günaydın. <laughs> Yatıştırdık tekrar başladı Coşkay'ın. Evet Türkücüğüm dızmana. Bugün dızmana yapacağız. Kim Ayşe yapar nerenin? Göçmen mutfağına ait bir e, börek diyeyim. Hı -hı. E, hazır şeyden ekmek hamurundan da olabilir fırından aldığımız. Evet. Ben mayaladım geldim evden. Hı, -hı. E, malzemelerimizi sayayım ben Ayşegül istersen. Hamurumuz var. Hı -hı. Üç tane hazır ekmek hamuru olabilir. Kendimiz mayalayabiliriz. Patatesimiz var. 4, 3 tane patates haşladım. Ezdin herhalde. Çatalla evet. 200-250 gram kadar kıymamız var. Bir soğan. Bunlar iç harcı için. Hı hı. Üzerine susamımız var. Bir su bardağı sıvı yağımız yoğurt ve yumurtamız da e, inşallah geliyor. Yolda geliyor. <laughs> hamur için ne nasıl Biz, e, yoğuracağız? Ne var içinde? Normal, evet. mayalı Normal mayalı hamur mu? Normal mayalı hamur. Aslında hani aldığımız hazır ekmek hamurları sadece suyla mayalanıyor. Tuz evet. Ben azıcık buna süt de ilave ettim. Hı -hı. Birazcık daha yumuşak olsun diye. En üstüne de ha, şeylerimizi yaptıktan sonra böyle şekilleri verip yoğurt, yumurta, bol böyle süreceğiz. Hı hı. Fırına vereceğiz. Onunla beraber kızaracak inşallah. Mis gibi kızaracak. Kaymak da olabilir. Ben birazcık bugün iki kaşık, kaşık kadar da kaymak, kaymak ilave koyacağız. edeceğim. Kaymak koyacağız. Zaten e, hamurun içine süt koyduğunuzda yumuşuyor. Evet. Ama yoğurt da koyabiliriz herhalde değil mi? Yoğurt. yoğurt üstüne girecek ya. Ha, O zaman içine koymaya gerek yok. Peki. Sana kolay gelsin. Sağ olun, Bereketli size. olsun. Sizin... Sağ olun. E, Mutfağınızda da bereket eksik olmasın inşallah. Ve fizik öğretmeni Hasan Arslan hocam bizimle birlikte. Dedim ya bugün iyiliği konuşacağız, iyilik üzerine konuşacağız. İyiliğin hayatımız içerisindeki pek çok yansıması var. Dostluğumuzda, arkadaşlığımızda, eşler arasında, çocuklarımızla diyaloglarımızda kendi bakış açımızda pek çok yere yansıyan bir şey aslında böyle ışıldayan bir şey. İşte onu konuşacağız bakalım. O yansımaları biz görebiliyor muyuz? Biz fark edebiliyor muyuz? İnşallah güzel, hayırlı bir program tebennisiyle başlıyoruz. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bize soracaklarınız varsa, düşünceleriniz varsa, ben de şu notu düşeceğim, şu kelimeleri, şu cümleleri ben de sizinle paylaşmak istiyorum diyorsanız WhatsApp'tan birazdan ekranlara gelecek. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Sizinle onları paylaşacağız. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet, dedik ki iyiliği konuşalım Eyvallah. ama hangi bir tarafını konuşalım bilmiyorum. O bizim e, hayatımıza yansıyan bir ışık gibidir dedim. Eyvallah. Ve iyiliği konuşmak üzere bugün güzel bir sohbet gerçekleştirelim bu güzel Cuma günü. Ee, önce selam, sonra kelam. Ee, selam niyetiyle başlanılan e, her tavır içinde iyilik barındırır. E, şehrime selam ediyorum. E, şehrimin e, güzel insanlarına, vakur insanlarına şerefli insanlarına selam ediyorum. Ee, sağımızdaki ve solumuzdaki meleklere selam ediyorum. Cuma'ya selam ediyorum. Muhteşem bir gün, muhteşem bir an. Ee, bugün babalarıyla beraber Cuma'ya gidecek olan e, çocuklarımıza selam ediyorum. E, camileri şenlendirecek olan, camileri neşeli, coşkulu, hareketli kılacak olan çocuklarımıza selam ediyorum. E, onurlu gençlerimize de selam ediyorum. Bugün alınları secdeye gelecek, elleri gökyüzüne doğru kalkacak, dua edecek. Gençlerimize de selam ediyorum. Kadınlarımıza, kızlarımıza selam ediyorum. Beli bükük, saçları ağrımış ihtiyarlarımıza selam ediyorum. İyilik üzerine konuşmak biraz zor aslında ama Rabbiyesir diyelim ve başlayalım. Ee, Rabbim kolaylaştırsın Amin. bütün işlerimizi e, hayra çevirsin, hayr ile tamamlasın. Ee, sizin önünüzde e, Riyas Salihin isimli bir hadis çalışması var. Hı -hı. İmam Nevevi'nin çalışmasıdır bu. Ee, Anadolu'daki evlerde en çok bulunan hadis çalışmasıdır. En çok okunan hadis çalışmasıdır belki. E, muhteşemdir. E, konuların sıralanışı açısından muhteşemdir. Hı hı. E, peygamber kelamlarının seçilişi, sıralanışı, birbirlerini tamamlayışı, birbirlerine yol açışı, birbirlerini destekleyicisi olarak muhteşemdir. Anadolu'daki her bir müminin başucu kitabıdır Riyaz Salihin, Riyaz Salihinden İmam Nevevi'den onun bir araya getirdiği bu muhteşem hadis kitabından ben bir peygamber kelamıyla konuya girmek isterim. Bir peygamber kelamına sahip olmak olağanüstü. E, fark yaratır insanda. E, her bir peygamber kelamı gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Evet. Işıltısı vardır. Evet. E, i̇nsanın kendi iç enerjisini açığa çıkartmaya vesile olur. E, karanlıklardan aydınlığa doğru e, bir algıyla, bir düşünceyle, bir fikirle donanmamızı sağlar. E, ferasetli bir bakış kıymetli bir duruş hayata karşı kıymetli bir kulak dinlemeye açık neyi ne zaman nerede dinleyeceğini neyi ne zaman nerede dinlemeyeceğini bazı sözlere kapılarını olağanüstü açmış bir kulak ama bazı konulara, bazı sözlere kapılarını kulat, kapatmış. kapatmış bir kulak sahibi olabilmek, ihtişamı gören gözler sahibi olabilmek için bu yıldızlı cümlelere, göğün süsü olan varlığın, hayatın süsü olan Peygamber kelamına yakın olmak. Ee, önünde diz çökmek anlamaya kavramaya çalışmak e, onu dost edinmek e, her bir e, müminin tecrübe etmesi gereken hı hı. E, bir duruş ee, Peygamber Aleyhisselam dedi ki sizden önce üç kişi yola çıktılar o uzun bir yürüyüşten sonra belki akşamı vakitlerinde geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girdiler. Derken dağın üst taraflarından büyük bir kaya parçası bir sarsıntıyla beraber yukarılardan kopup geldi ve mağaranın kapısını kapattı. uğraştılar belki e, açabilmek için, kayayı yerinden kıpır, kıpırdatabilmek için ama nafile. Aralarında şöylece bir e, karara vardılar. Dediler ki bundan önce yapmış olduğumuz iyilikler hürmetine Rabbimize dua edelim hı hı. ve e, yardım isteyelim. O iyilikler hürmetine, o iyilikler yüzü suyu hürmetine e, onları analım e, duamızın içerisinde ancak böyle bir tavır, ancak böyle bir yakarış, ancak böyle bir göğe açılan kalp, göğe açılan niyet, göğe açılan varlığın bütün hücreleriyle, bütün samimiyetle, bütün içtenlikle göğe açılan eller hürmetine yardım Kabul inebilir olur. ve. Ee, karanlığımızdan çıkabiliriz, hı hı. kendi mağaramızdan çıkabiliriz, ee, ışığa kavuşabiliriz, y yolumuza yürüyüşümüze e koyulabiliriz diye kendi aralarında karar verdiler. Ee, bunun üzerine e üç yolcudan birisi şöyle dedi: Rabbim benim çok yaşlı e bir annem ve babam var. Hı hı. E onlara ee, yemek ikram etmeden önce, onlara sütlerini ikram etmeden önce, ev ahalisinden ve hizmetçilerden hiç kimsenin yemek yemesini arzu etmem. Öncelik onlarındır çünkü. Hayvanlarımı otlatmak için bir gün evden çıktım, ağaçlık bir alan bulmak için. Ee, orada hayvanlarımı otlattıktan sonra vakit biraz da geç oldu, eve geldim sütlerini sağdım hayvanların akşam ikramı için, akşam kahvaltısı için annem ve babamın yanına geldim. Baktım ki uyuyup kalmışlar. Onları uyandırmaya kıyamadım. Elimde ikram tepsisi bekledim. Oysa ev ahalisi de açtılar. Fakat öncelik ikram önceliği sofra önceliği e, annem ve babamındır diyerek sabaha kadar bekledim. Hı hı. Uyandıklarında onlara elimde beklediğim sofrayı ikram ettim. Doyurdular karınlarını. Rabbim bu tavrı senin rızan için yapmışsam memnun kalmışsan tebessüm etmişsen bu iyiliği, bu tavrımı gök katında anmışsan bu iyilik hürmetine beni kurtar. Başımızdaki bu kayadan dolayı başımıza gelen bu sıkıntıdan bize bir çıkış yolu nasip et dedi. Kaya mağaranın kapısını kapatan kaya bir miktar aralandı ama çıkılacak gibi değil. Yeterli gelmedi. İkinci kişi şöyle yakardı. Dedi ki Rabbim benim bir amca kızım vardı onu çok seviyordum. Bir erkek yeryüzünde bir kadını ne kadar çok sevebiliyorsa o kadar çok seviyordum. Onunla beraber olmayı teklif ettim, kabul etmedi. Kıtlık zamanlarıydı, darlık, zorluk zamanlarıydı. Bir gün baktım kapım çalındı, amca kızım geldi. Ey amcaoğlu dedi yardım et bize, ihtiyacımız var yardımına. Ona 120 altın verdim benimle birlikte ol diye. Önce kabul etti sonra dedi ki ey amcaoğlu Allah'tan kork da iffetime leke sürme dedi. Ben de ey Rabbim onun bu ikazı üzerine ona dokunmadım. Ona vermiş olduğum ikramı, ona vermiş olduğum 120 geri almadım. Amca kızım oradan ayrıldı gitti. Rabbim eğer bu tavrı senin rızan için yaptın ise başımızdaki bu sıkıntıdan bize bir çıkış nasip et dedi. Ve mağaranın kapısını kapatan kaya parçası bir miktar daha aralandı ama çıkılacak gibi değildi. Yine açılmadı. Üçüncü, Üçüncü kişi şöyle dedi. Rabbim ben işçiler çalıştıran bir insanım. Bilirsin elbette. Etrafımda çalıştırdığım işçilerden bir tanesi bir gün ücretini almadan gitti. Diğer işçilerimin ücretini zamanında elbette ki ödedim. Ama ücretini almadan yanımdan ayrılan işçimin parasını onun namı hesabına çoğalttım. Bir gün çıktı geldi. Dedi ki ben senin yanında çalışmış bir işçiydim. Bir ücretim vardı senden alacağım. Onu almak için geldim. Ben de dedim ki Rabbim şu görmüş olduğun develer, bu sürü, bu inekler, bu koyunlar, bu e, hizmetkarlar senindir. Dedi ki bana ey Allah'ın kulu benimle alay etme. Seninle alay etmiyorum dedim. Senin paranı senin için çalıştırdım. Senin nama hesabına. Senindir Bunlar bu senin. servet. O kişi sürüsünü ve kendi servetini aldı ve yola koyuldu. Rabbim senin için yapmışsan bu tavrı, sana yükselmişse, memnun kalmışsan gök katında, anmışsan meleklerine, tebessüm etmişsen, e, vitrinsizse yapmış olduğun bu iş, gösterişten azade ise, e, sana yönelik ise, bütün niyetimle, bütün e, yönelişimle, e, bütün niyetimle, Başımızdaki bu sıkıntıyı bizden gider, bize bir çıkış nasip et bu karanlık ortamdan, aydınlığa doğru. Kaya'nın getirmiş olduğu bu sıkıntıyı bizden gider dedi. Kaya, mağaranın kapısını kapatan Kaya açıldı ve üç yolcu yollarına devam, devam ettiler. ettiler. Yani... Niyet bölümünden... Bir hadis de bu. Bir peygamber kelamıydı. Ee, İyiliklerimizle o zaman ona yönelebiliriz. İyiliklerimizle biz bunları yapmıştık kabul edersen diye dua da edebiliriz aslında. Bize bir yön gösteriyor mu? Eyvallah. Yöntem gösteriyor mu Eyvallah. bu hadisi şerif? Nasıl bir yöntem göstermez? Ee, her bir iyilik zor zamanlarımızda sıkıntılı zamanlarımızda ağır imtihan zamanlarımızda imdadımıza yetişir bize çıkış kapılarına vesile olur hazık bir doktorun eli gibidir Şifa elidir bir baba eli gibidir rahmet eli gibi evet, ee, olur. bir e, o, kerem sahibi e, bir dostun yanımızda duruşu gibidir hı hı. E, sessiz ve sedasız gösterişsiz ve vitrinsiz yaptığımız her bir iyilik e, kendimize e, tecelli zemini e, aramamak için yaptığımız hı hı. her bir iyilik kendi varlığımızı öne çıkartmaktan uzak kalarak, e, sadece o. gök katı bilsin için yapmış olduğumuz bir iyilik, e, bir hızır neşvesiyle, hı hı. bir hızır coşkusuyla e, karanlığa düştüğümüz zaman diliminde, kendi modern e, mağaralarımızda e, yanımıza koşup, ee, şehrin bir ucundan bir ucuna koş, koşuşturan müminler gibi, öylece coşkulu, e, öylece e, heyecanlı akan nehirler gibi e, koşup imdadımıza e, yetişebilecek e, bir e, rahmettir e, sanırım. Rahmettir. Rahmettir. Çünkü... Yağmur gibidir e, aslında. Evet. Şehre yağan yağmur hı hı. gibidir. bizi e. güzel bir sözümüz var ya, iyilik yap derizaat balık bilmezse halik bilir diye. E, Zaten Allah. sadece yaratıcıyı düşünerek, Rabbim beni yaptığım bu iyilikten dolayı darda bırakmayacaktır mantığıyla yaptığımız zaman doğru olur sanırım. Kişi Eyvallah. için, menfaat için, bir makam için yapıldığında ya da bana da şunu... Katkı sağlayacak. Benim hayatıma da bu şekilde dönüş yapar bu hesaplarıyla, ince hesaplarıyla yaptığımız zaman herhalde tadı tozu olmaz. Ama Rabbim bilir. O benim elimden tutacak dersen böyle döner işte. Eyvallah. Hadiste söylenildiği, buyurulduğu gibi. Eyvallah. Ee, iyilik siyaset barındırmaz. Hı hı. Ee, plan ve proje barındırmaz. Ee, i̇yilik eğer bir şey barındırıyorsa içinde ihtişamlar barındırır. E, katmanlı ihtişamlardır bunlar. E, ve e, basit bir kötülüğün e, neticelerini bilemediğimiz gibi e, küçücük bir iyiliğin, minicik bir iyiliğin... E, muhteşem güzelliklerini de bilemeyiz hı hı. o kadar çok boyutlu o kadar çok katmanlıdır ki küçücük bir e, iyilik tavrı e, Ali ve Ömer e, ...Kabe'nin etrafında e, ...tavaf edip ayrılacakları sıra e, bir bedevinin annelerini annesini sırtına yükleyip e, ...tavaf etmekte olduğuna şahit olurlar. E, bedevi... E, ...sırtına annesini yükleyip... ...tavaf ederken de... E, ...şu mealde... E, ...bir şiir söyleyerek... ...tavaf eder. E, ben annemin... ...uysal binitiyim. E, diğer binekler... ...ürker ama ben... ...ürkmem. ...ürkmem. E, onun beni karnında taşıması hı hı. ve süt emzirmesi çok daha uzundur. Lebeik. Allahu ek diyerek Kabe'nin etrafında tavaf ettiriyor. E, tavaf ettiriyor. Ee, Hazreti Ali diyor ki e, Hazreti Ömer'e "Ey Eba Hafs, e, e, yeniden tavaf alanına dönelim." Hı, hı. Çünkü biraz sonra buraya rahmet inecek. Bu annesini sırtında taşıyan ve bunu şehirle taşıyan bir şehir samimiyetiyle ...bir e, şiir doğallığıyla... ...bir şiir coşkusuyla... E, ...tavafa koyulan... ...bu insan hürmetine... ...rahmet inecek. Hı hı. E, olur ki... E, ...inecek olan bu rahmetten... E, ...biz de nasipleniriz. E, anneyi sırtında... ...doğallıkla taşıyan... ...kendi parçasıymış gibi... ...kendi uzvuymuş gibi... ...kendi eli... ...kendi ayağıymış gibi... ...kendi hücresiymiş gibi... kendi kendisinden e, bir bütün olarak, e, bir farklı insan olarak düşünmeyerek e, sahiplenmenin getirdiği e, saygıyı ve sevgiyi ihmal etmeden onun bir canlı, onun bir anne olduğunu bilerek e, tuhaf eden e, bu e, insan hürmetine şehre inecek yağmur gibi rahmet inecek. O rahmetten onun yüzü suyu hürmetine biz de biz nasiplenelim. De e, diyerek yeniden tuhaf alanına e, koyuluyorlar. <laughs> e, beraberce tuhaf ederken o bedevi o şehir cümlelerini tekrar ederken Ali ona şöylece mukabelede bulunuyor. Sen annene iyilikte bulunuyorsun, iyilik yapıyorsun ama Allah daha vefalıdır. O yapmış olduğun küçücük hizmet karşılığında sana çok çok mükafat verir evet. diyerek musallarla karşılık verir ve Tavafa koyulurlar. Rabbir Rahmanu kema rabbayani sagira yani cairab. Rabbir Rahmanu ma kma, Rabb yani cairab. Rabbir Rahmanu ma kma, Rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira. Rabbim, anam babam beni küçükken nasıl ilgiyle, alakayla, şefkatle, merhametle büyüttülerse, sen de onların bu ihtiyarlık çağlarında, bu zorluk çağlarında, bellerin büküldüğü, saçların ağardığı, Ellerin titrediği, dizlerin dermanının kalmadığı bu zaman diliminde sen de onlara merhamet et. Bir İsra suresi virdidir. Hı hı. Bir e, mümin yakarışıdır. Hı hı. E, bir evlat niyazıdır. E, kendi e, çocuklarına e, merhametle eğilen Anneler ve babalar zaman geçip devran dönünce çocuklarının gök katından merhameti istemeleri, Merhametin tecelli etmesini arzu etmek için göğün kapılarını çaldıkları zaman dilimlerini, bereketli, merhametli zaman dilimlerini yaşayacaklar elbette. Hı hı. E, sırtlarda taşınacaklar, tava falanında. E, el üstünde tutulacaklar, e, evlerin baş köşelerinde izzetlice, şereflice bir ömür sürülecek elbette. Hayata beraber başlanıldığı zaman çocuklarla, evlatlarla hayatın zor zamanlarında, ihtiyarlık zamanlarında, sıkıntılı ve hastalıklı zaman dilimlerinde evlerin en çok hürmet edilen, evlerin en çok sevilen, el üstünde tutulan bir çiçek hassasiyetiyle bakılan insanları olacaklar. Yeniden Evin... bebek ekleşecekler. Anneleri ve babaları evet. yaşlandıkları zaman ve biz büyük aileler kurarak büyük ülke olmak yolunda ilerleyeceğiz. Bir ülkenin büyük olması ailelerin büyümesiyle mümkün. Hı hı. Aile fertilerine de kalplerde, mekanlarda, odalarda yer açmakla mümkün. Hı hı. Aynı sofrada, aynı çorbaya kaşık sallamakla mümkün. Elbette. İsra Suresi diye başladın sen bugün programa. Nasıl tevafuk ee, oldu değil mi aslında? Eyvallah. Ee, evlatların e, duası ve zikri bu cumayı bereketlendirecek bu toprakları bu ülkeyi e, ve bu ülkeden Anadolu'dan e, bütün coğrafyalara doğru e, insanlık ne demek ...insanca hayat nasıl yaşanılır... ...iyilik ne demek... Vitri, ...vitrinsiz ve gösterişsiz... ...ve çıkarsız... ...ve bedeline razı olarak... ...ve bedelini ödemeye... ...bedelini göğüslemeye razı olarak... ...iyiliği bırakmayarak... ...iyilik yolunda... ...coşkun akan nehirler gibi... ...çağıldayarak, çoğalarak... ...şelaleler gibi akarak... ...bir hayat nasıl yaşanır... ...bizden Bu... görecekler... Eyvallah. İnşallah, İnşallah öyle olur... ...şu anda belki de duaların... Kabuğu olduğu dakikalardayız. Inşallah. inşallah. ve çok güzel bir dua İsra suresiyle Eyvallah. ilerledik yolumuza devam edeceğiz tabi Kur'an-ı Kerim ayeti kerimeler bizim için ışık olacak reklam arasından sonra da Keyf suresiyle devam edeceğiz kısa bir ara hiçbir yere ayrılmayın. Evet ekranlarda görüyorsunuz maşallah. Hep e, hamurumuzu yoğururken bereketli olsun diye duayla e, yoğuruyoruz ya işte bereketli olduğunun kanıtıdır. İnşallah tabii, piştiğinde tabii. de o bereketi görürüz. Taşlı hamurumuz harika görünüyor hanımlar. Bugün ne yapıyorsunuz hanım elinde? Haftanın son günü acaba ne yapıyorsunuz diyorsanız bugün dızmana yapıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk işte. Hamurun son hali bu. Tabii ülkü daha erken yoğurdu. Biraz, <laughs> biraz güzel erken beklediği evet, için de. Burada şey olmasın diye, Hı hani vaktimiz, vaktimiz dar. dar diye evde yoğurdu. Aslında yoğurdum. burada bile mayalanabilir de bu biraz daha fazla durması gerekiyor. Hı. O zaman o yüzden, bu, bu da bir püf noktasıdır evet, bu, için. Aha, biraz daha fazla mayalanması gerekiyor. O yüzden e, erken başladık yani. Haydi bismillah, bismillah diyelim başlayalım. Hamurumuz hazır ve içlemeye başlıyoruz. Bakalım nasıl yapacak ülkü. Dikkatlice izleyin hanımlar, beyler. Bir taraftan da iyiliği konuşuyoruz Hasan Arslan'la birlikte. Pişirdiğimiz içinde patatesimiz var, kıyma, Aha. biraz sıcak ama. Patatesleri pişirdik, Aha. kıymayı da kavurduk. Evet. Çok da güzel koktu iç. Bunu sıvı yağına şöyle bir daldırıyoruz. Hı hı. Şu şekilde üzerine hafif böyle parmak izi yapacağım. Ee, yoğurt, yumurta çırpacağım ikisini bol bol üzerlerine e, süreceğim Süreceksin. inşallah. Sonra da fırına. Tamam. Haydi bir tane daha görelim içlenişini. Hı. Hamurumuz çok güzel olmuş. Ve fırına vereceğiz. Evet. Tabii ki şu önemli, üzerine yumurta, yumurta ve yoğurtla ve yoğurt. birlikte sos yapacağız. Kaymak da güzel da. olur. Ben kaymak da ilave edeceğim. Evet, Evde olanı bizim koyacağız. kaymağımız vardı biraz. Biz birazcık. iyiliği konuşuyoruz bir taraftan. Mis gibi piştiği zaman bir parça da komşumuza şöyle uzatı vermek herhalde bu cuma saatinde yaptığımız bir şeyi paylaşı vermek bize de geri dönüşüm yapacaktır. Dedik ya Hasan Arsan hocam hadisi şerifle birlikte anlatmaya çalışıyoruz biz konuyu öyle değerlendiriyoruz bugün yaptığımız iyiliklerle Rabbim bunu yapmıştım. Belki bunun için eğer bunu gördüysen bunu samimi yapmıştım senin için diye dua edersek işte o kapılar açılacak, o kapılar aralanacak diye konuşuyoruz. Bilemeyiz ki komşuya uzattığımız bir tabak belki bize farklı dönüş yapacaktır mutlaka. Mutlaka. Evimizin içinde bile otururken iyiliği yapabiliriz aslında. Sofralarımıza almak, doyurmak, gözetlemek, sahip olmak Eyvallah. Sanırım iyiliklerden Eyvallah. biridir. Eyvallah. Biz devam ediyoruz hadisle. Eyvallah. Eyvallah. İlk bedevi'nin duasını konuştuk. Eyvallah. İkincinin yakarışında ne vardı hocam? Hemen onunla başlayalım. Üç yolcunun yürüyüşüyle başlamıştık. Hı hı. Peygamber Aleyhisselam bazen kısa yoluyla anlatır. Evet. Anlatacağı bir evet. meseleyi. Hikayeleştirerek, şiirleştirerek, roman gibi anlatır ee, uzun bir hikaye gibi anlatır bazen ee, etki etsin kavrayışı Hı -hı. kolay olsun Hı -hı. Ee, zihinlerde yer bulsun insanlar e, zora katlanmadan öğrensinler kalbe sirayet etsin bilgi hayata dokunsun için bazen kısa yoluyla anlatı verir olağanüstü güzellikleri ihtişamı içerisinde barındıran olağanüstü güzellikleri bir masal tadında bir kısayla anlatı verir üç yolcuyu Peygamber Aslıam anlattı birincisi Anam ve babam demişti. Hı hı. İkincisi e, amca kızım demişti. Çok sevmiştim onu. E, ama e, amca kızının e, kendi e, teklifine e, uzak kalmasıyla beraber ona vermiş olduğu 120 altını e, reddetmesi e, geri almadı hı hı. ve o kıtlık ve zorluk zaman diliminde kendi imkanını. Kendi gücünü ve kuvvetini, otoritesini, yetkisini bir ikaz karşılığında kötüye kullanmamak gibi insan iradesini zorlayacak, her yiğidin harcı olmayan iffete, kadına el uzatmamak hı hı. tavrını gerçekleştirdi fiisebillillah, gök katı için. Neden çok sevdiği halde bir karşılık bulamamıştır. Bunlar başka bir sohbet konusu. Fakat kişi yalnız kalmayacaktır elbette. Bir kapıyı kapatan başka bir kapıyı elbette ki açacaktır. Çünkü Rabbimiz fettah, açar <laughs> kapılar açar. <laughs> bir mümin ferasetiyle kördüğüm olmadan meselelerimizi çözmeye çalışırken fetah sıfatı tecelli eder, meseleler açılı verir, bir yola koyulur, kolaylaşı verir işler. Çünkü ee, kara gün kararıp kalmaz Anadolu'nun tabiriyle. Evet. Gecenin e, zifiri karanlığının ardından e, sabahın e, ışığı, e, sabahın ışıltısı gelecektir elbette. E, güneş e, yeryüzünün e, ben uzak kaldığı bir zaman diliminde, yeryüzünün bir bölgesi karanlıkken, yeryüzünün diğer bir bölgesi aydınlıktır. E, dönecektir elbette ışık e, bize de gelecektir. Tabii. E, Selma ve Ebu Darda iki kadim dost. E, dostluklar dağ gibidir. Ee, sırtını yaslarsın. Ee, çünkü dostlukları koruyabilmek e, müthiş fedakarlıklar ister. Dostluğu devam ettirmek e, ve insanı tüketmemek. İnsanı e, şehirli, e, sivilceli endişeler ve vesveselerle e, e, insanı e, harcamamak, e, dostluğu devam ettirmek e, içinde e, muhteşem iyilikler barındırır. Emek de ve ister. muhteşem bir emek ister. Dostluk muhteşem bir alın teridir. Hı hı. Dostluk muhteşem bir e, emektir. E, ve ee, müminler kendi dostluklarını ölünceye kadar beslerler. Hı hı. Çünkü her bir mümin cennete ulaşıncaya kadar hayra doymamak, iyiliğe doymamak üzere e, net bir e, ilkesi, net bir anlayışı vardır. E, yani e, iyilikten e, yorgun düşmeyen adama. Mümin denir. Hı hı. Ee, i̇yilikten uzak kalmayarak hayatı yaşayan insana mümin denir. Mümin cennete ulaşıncaya kadar hayra Doymaz. Hani böyle coşkun akan nehirler nasıl büyük deryalara doğru çok uzun bir yola kuyulurlar ve o birleşme, o coşkun akan nehirlere akma heyecanıyla, niyetiyle, samimiyetiyle akarlar ya cennete ulaşıncaya kadar İnsanın e da öyle olması lazım. E i̇yilik e varlığımızın, e bakışımızın, kelamımızın e, niyetimizin, yürüyüşümüzün, dokunuşumuzun e, temel niyetidir. Temel ilkesidir. E, gök katı için, fi sebilillah. E, ruhu bu doldurur. Uh -huh. Ruhu bu büyültür. E, kalbi bu büyültür. Ebu e Derda ve Selman iki kadim dost. Peygamber Aleyhisselam'ın dostluklarına vesile oldu. E, Selman için e, Ebu Darda dostu için e, bir kız istemeye gidiyor. E, Leis oğullarına. E, beraberce gidiyorlar. Selman dışarıda kalıyor. Ebu Darda içeriye giriyor. E, Selman'ın güzelliklerinden bahsediyor kız ailesine. E, İslam'a ...katkılarından bahsediyor... ...bir Uhud Fatihi... ...Hendek Fatihi'dir hı hı. aslında... Selman, ...Selman... ...fikri... ...vererek... ...Medine'nin savunmasının... ...nasıl olacağını... ...ya Resulullah bizim memleketimizde... ...böyle bir strateji vardır... ...Hendek kazarız... ...ve düşman aşılamaz... ...bir engelle karşılaştığı anda... ...önce psikolojik olarak... ...çöker... Fikrini veren. Veren e, muhteşem kişi. Selman bizdendir denilen kişi. Hı hı. Ve Selman paylaşılamayan birisi. Ama e, İranlı, Faresi bir gurbet yaşıyor bulunduğu şehirde. Hı hı hı. E, eşraftan değil. E, Ebu Terda kız ailesine. Selman'ın Selman güzelliklerinden bahsettikten hı hı. sonra evin reisi şöyle söylüyor: Selmana kızı vermeyiz, Ebu Darda. Ama istiyorsan kızı sana veririz. Ebu Darda şöyle bir duruyor, kabul ediyor ve çıkışta Selmana geliyor Selman. Yeni bir olay oldu, ama bunu sana söylemeye utanıyorum diyor. Selman diyor ki: Söyle. Ne oldu? Diyor ki Selman seni anlattım. Senin için kız istedim. Ama dedi ki hanenin reisi bana kızımı Selman'a vermem. Ama, Ama Ebu Darda, ver. sen istiyorsan sana veririm. Utanıyorum. Selman dedi. Bunun üzerine dedi ki Selman asıl ben utanıyorum. Allah'ın sana yazmış olduğu bir kadının nikahına talip olmakla Asıl ben utanıyorum Ebu Derda dedi. Hayat bazen böyledir. Ee, ummadığımız yerde kapılar açar. Ya da başka bir yönü yönlendirir bizi. Ummadığımız yerde kapılar kapatır. kapatır. Fakat e, dostluğa niyet etmek, e, dostluğu zedelememek üzere e, niyetler geliştirmek, muhteşem bir tavır. <laughs> Selman muhteşem bir tavırla o dostluğu devam ettiren birisi. <laughs> Selman yalnız mı kaldı? Asla. Rabbi Tederni fardan ve ente hayrul varidin. Rabbila Tederni fardan ve ente hayrul varidin. Rabbi la tederni ferden ve ente hayrul verisi. Rabbi la tederni ferden ve ente hayrul verisi. Rabbim beni tek başıma bırakma. Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Bir zekeriya duasıdır, bir zekeriya virdidir, bir modern zamanlar virdi, bir modern zamanlar yalnızlığını yaşayan kalabalık şehirlerde, kalabalık e, e, topluluklarda, ailenin içerisinde kendisini yalnız hisseden, yalnız olduğunu e, kabul eden, anlaşılmadığını Düşünün. düşünen e, oysa yeryüzüne Anlamak için gönderildiğini henüz keşfetmemiş olan insanların duası virdidir. Rabbim beni yalnız bırakma. Ee, sen varislerin en hayırlısısın. Bir zekeriya duası, bir zekeriya neşvesi, bir zekeriya coşkuşludur Peygamberler. Böyle sevilir. Böyle dost olunur. Ee, Selman'a da Rabbimiz elbette e, Başka sevdiği... Başka e, e, Sana bir şey emretsem yapar mısın dediğinde ben sözü dinlenilecek bir adamın yanındayım diyen bir eş nasip edecektir Hı -hı. elbette ona. E, yalnız kalmamıştır elbette. E, amca kızını olağanüstü seven eee ve onunla beraber olamayan kişi vesilesiyle Selman ve Ebu Dardağ'dan bir kapı aralamış ararak. olduk. Eyvallah. Üçüncü bedeviyi geçelim. Eyvallah. Çünkü vaktimizi de değerlendirmek istiyorum. Eyvallah. Üçüncüsü neydi hocam? Ee, Hadis-i şerifimizde. Bir işçiydi. Muhtemelen Hı. çiftçiydi. Evet. Yanında çalıştırdığı insanın parasını almadan gitmesi vesilesinden sonra, olayından sonra o paranın üzerine yatmadı. Hı hı. Ee, ha, onun namı hesabına bile. o parayı yatırdı. Hı hı. Mesela bir koyun aldı. Hı hı. O koyunu büyüttü. Ee, yününü kırptı. Ee, yününü sattı. Ee, sütünü sattı. Bir koyun iki koyun oldu. Ee, sonra e, o koy, iki koyun çoğaldı. E, bir küçük koyun sürüsü oldu. O küçük koyunlardan bir kısmını sattı, bir inek aldı derken evet. e, bir müddet e, ya bu nasıl bir anlayıştır? Bu muhteşem bir anlayış. E, i̇şverenler e, yanında çalıştırdıkları e, işçilerin ee, Hakları haklarını yani. fazlasıyla vermek için <laughs> bir cehde, bir e iyilik niyetine e, sahip olmaları Olabilir gerekir. Musun? Ama ağır bir bedel ister. E, Karlarından belki kısacaklar. E, belki asgari ücreti artırmak gibi bir e, muhteşem bir e, niyetle çalıştıracaklar yanındaki Çok çalıştırdıkları insanları. Belki yapmak. bu şehirde yaşayan Suriyelileri emeğini e, fazlasıyla vererek e, o topluluğu e, şefkat merhamet ilgi ve özenle kendi içimizde misafir etmek ve kendi içimizde misafir ederken onurlarını ve izzetlerini koruyarak burada yaşamalarına vesile olmak kendi ülkeleri bir esenlik zamanına kavuşuncaya kadar onları burada misafir ettiğimizi unutmayarak haklarını vermek bunun da ötesinde onlar için bir sermaye ayırarak yanımızda çalıştırdığımız asgari ücretten çalıştırdığımız bir işçinin e, bir miktar parasını onun namı hesabına çoğaltarak e, bir e, imkan tanıyacak bir zihin yapısına kavuşmak gerekiyor. Yanında çalıştırdığı işçisinin parasının üzerine yatmadığı gibi onun parasını çalıştırmak bir servete sahip olmasını sağlamak ve bir müddet sonra geldiğinde bu servet senindir bu koyunlar, bu develer ve bu inekler ve bu hizmetkarlar demek başkası için var olmak. Başkasının e, hayrı için var olmak ne kadar e, kıymetlidir. Evet, evet. E, mümin e, ölünceye kadar e, iyilikten vazgeçmeyen insandır. Hı hı. Çünkü e, hayatta insanlar ikiye ayrılırlar. Hayata iyi olarak başlayıp e, iyiliğin ağır bedelini gördükten sonra iyi olmaktan uzak kalan insanlarla Hayata iyi olarak başlayıp iyiliğin ağır bir bedeli olduğunu görmelerine rağmen Devam iyilikten etmek. bıkmayan, iyilikten usanmayan, hı hı. iyilikten e, kendisini azade kılmayan, iyilikle arasında e, duvarlar örmeyen, e, hayatın her bir anını bir iyilik keşfi için e, yaşadığını e, fark eden insanlar o, o, olarak Yeryüzünde insanlar ikiye ayrılırlar. İyilikten vazgeçenler ile ağır bedeli olmasına rağmen iyilikten İyiyim, devam vazgeçmeyenler. vazgeçmeyenler. İnşallah biz de o bedellere rağmen iyilikten vazgeçmeyenler İnşallah. safında oluruz. Ee, güzel bir sohbet devam ediyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz. devam ediyoruz. Hasan Arslan hocam bizimle birlikte Riyazül Salih'inden güzel bir hadisi şerifle iyiliği anlatmaya çalışıyoruz size. Üç tane bedevinin başına gelen karanlık bir mağarada kaldıklarında ben şu iyiliği yapmıştım Rabbim. O iyilik hürmetine bizi buradan çıkar dualarında neleri söylediklerinden bahsettik. Nasıl Rabbilerine el açtıklarından bahsettik. Bu güzel cuma günü de inşallah biz de Rabbimize elimizi açarken Rabbim biz de şunu yapmıştık diye biraz şımarmak da lazım değil mi eyvallah, aslında. Eyvallah. Nazlanmak da lazım. Riyazü's Salihin'i özellikle göstermek istiyorum. Evimizin e, başucu kitabı eyvallah. olması gerekir. Peygamber sözlerini, peygamber hadislerini hayatımıza nasıl uygulamamız gerektiğini anlatan çok kıymetli bir eserdir ve bir peygamber hadisinden bütün hayatı aslında öğrenebiliriz. Hocamla arada onu Eyvallah. konuştuk. Bir tane hadisi bilen, seven, hayatı da sever dedi hocam. Çok Eyvallah. güzeldi o cümleniz. Eyvallah. Ve hadisi şerifi toparlayıp konumuzu da hem de Eyvallah. toparlamış olalım. Buyurun. Bir peygamber kelamını sevmek, ona tutkulu bir şekilde sarılmak, hayatın ilkesi, ışığı, enerjisi haline getirmek, kalbimizi onarmasına müsaade etmek, ee, muhteşem bir tavır. Çünkü kişi e, sevdiğine kulak kabartır. Evet. Ee, Anadolu, e, Peygamber Aleyhisselam'ı e, aşk seviyesinde, aşk derecesinde e, sever. E, kişi e, sevdiğinin e, sözleriyle onarılır. E, Peygamber Aleyhisselam Şahsiyetimizin onarıcısıdır hı hı. bir şahsiyet onarıcısıdır ee, bu topraklar bu ülke e, Şifa bulacaksa e, onarılacaksa şahsiyetlerimiz bu modern zamanlarda e, parçalanmış hayatlarda e, niyetlerimizin algımızın anlayışımızın parçalandığı bu zaman dilimlerinde e, toparlanacak Şifa bulacaksak e, huzurlu olacaksa şehrimiz, ailemiz, e bizi bize ona uzanan şifa eli olarak, bize uzanan rahmet eli olarak, bize uzanan kerem olarak gökyüzünün yıldızları gibi yol gösterecek, iz gösterecek, bize üslup, bize tarz, bize yürüyüş tarzı gösterecek, menkibemizin olmasını sağlayacak ilkeler bütünü olarak bir peygamber kelamını konuşmaya çalışıyoruz. İyilik hürmetine, hı hı. Ee, İyilik coşkun akan ırmaklar gibidir dedik müminin hayatında hı hı hı. ölünceye kadar bizi bırakmayan. Uhud Savaşı esnasında bir adam Peygamber Aslam'ın karşına geliyor. Ya Resulallah, diyor Allah yolunda öldürülürsem ne olur? Tek bir cevap. Cennete gidersin diyor Peygamber Aslam Allah yolunda öldürülürsem ne gelir başıma? Nereye giderim? Neyle karşılaşırım gibi bir soru karşılığında Peygamber Efendimiz tek bir cümlesi var. Cennete gidersin. Bunun üzerine o kişi elindeki hurmaları bir kenara bırakıp elindeki hurmaları fırlatıp savaş meydanına dalıyor ve şehit oluncaya kadar savaşıyor. İyiliği ötelememek bir iyilik hasletidir. Bir iyilik anıyla karşı karşıya kaldığımız zaman onu bekletmek, trenin önümüzde geçip gitmesini gözetlememiz gibi o anın geçip gitmesini seyretmek, e, seyretmek belki bir daha o öyle bir anla, öyle bir e, iyilik keşfiyle, bir Fırsat. keşif anıyla ee, bir rahmet anıyla ee, bir e, meleklerin e, şehre yağmuru indirdiği gibi e, üzerimizde rahmetin tecelli edeceği e, o mekana, o eşyalara, o aileye, o odaya, o şehrin sokaklarına e, rahmetin tecelli edeceği gibi e, bir zaman dilimini e, kaçırmamak elbette ki önemlidir. Hı hı. Yahu elindeki hurmayı yeseydin ya ne olurdu? Ya elindeki hurmayı yes, yiyip de dalsaydın savaş alanına. Vazgeçmek işte, yani evet. elinde, eteğinde, gönlünde ne varsa her şeyden vazgeçmek bir cümleyle. Her bir şehir alanı olağanüstü bir savaş alanıdır. Kaypak, çok zorlu, çok boyutlu, iyiliğin ve kötülüğün iç içe girdiği, bazen neyin iyi, neyin kötü olduğunun birbirine karıştığı. Çok zorlu bir savaş alanıdır evet. ee, şehir ha hayatı. Şu anda içimizde ee, bulunduğumuz durumda o değil midir zaten eyvallah, hocam? Eyvallah. Şu anda yaşadığımız da odur. E, Tehniği gözetmeden e, e, iyilik anı için e, acele eder hı hı. E, müminler. O yüzden e, elinde ne varsa atıp koşar işte. <laughs> zor zor. E, ama karşılığı var. Evet ee, Zor ama e, Rabbimizin e, keremeli, ihsaneli e, bizimle beraber. Evet. Ee, onun için e, şehirlerde müminler yaşıyorsa eğer o şehirler e, hürmetine, e, o e, şehirler e, o iyilik yiyip e, Taşıyan, iyilik niyetiyle bakan o şehre, e, iyilik niyetiyle koşuşturan, iyilik niyetiyle konuşan, iyilik niyetiyle e, tavırlar sergileyen o müminler hürmetine, hürmetine. huzur yayılır o evet. şehre. Bu o şehirler bahtiyar şehirlerdir. Hı hı. Onun için aramızdaki iyilerin kadronu ve kıymetini bilmek, bilmek zorundayız. Fiyansız onlardır huzura vesile olan. Onlardır rızka vesile olan. Onlardır yağmura, bu serin rüzgara Rahmeti. vesile olan. Evet doğru. insanlar. Bu hadisi Elbette. şerifle tabii ki yolumuza yön vermeye çalışıyoruz ama bir ayeti kerime de buna katmalıyız. Eyvallah. Bu programın içerisinde hadisin yanında bir de ayeti kerime olmalı. Eyvallah. Eyvallah. Keyf suresi dedik. Keyf suresinde bir bölüm var. Hı hı. Ee, Musa, Hazreti Musa ve Rabbimizin gök katından bir bilgi ve rahmetle donattığı bir tanrı kulu, bir mümin adamın buluşmasının anlatıldığı. Hı hı. Anadolu'da Musur, Musa ve Hızır Kısası diye bilinen bir bölüm. Ee, bu bölüm üzerine birkaç e, kelam etmek isterim. Ee, okumak e, muhteşem bir şey. E, çok katmanlı e, çok boyutlu bir şey e, Salihin gösterdin riyas Salihin bir hazine <laughs> Ebu Musa'ya Peygamber Aslan diyor ki sana bir cennet hazinesi göstereyim mi hı hı. evet ya Resulullah diyor bunun üzerine Peygamber Aslan bir cennet hazinesi olarak Ebu Musa'ya şunu öğretiyor La Havle ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Güç <applause> 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 Rabbimiz katındandır. E, kötülükten e, uzak kalabilecek e, gücümüzün e, olabilmesi, iyiliğe doğru e, kuvvetimizin daim olması e, için, e, devamlı olması için e, güçlü ve kuvvetli olabilmemiz için Rabbimize ihtiyacımız var. Çünkü gücün kaynağı ve kuvvetin kaynağı Rabbimizdir. Her bir mümin kendi şehirlerinde gücün ve kuvvetin ilkeli duruşunu sergileyen insanlar olarak vardırlar. Hı hı. Ve her bir mümin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi şehre öğretmek için, şehre yaymak için şehirde koşuştururlar bir cennet hazinesidir. Riyaz Salih'in cennet hazinelerinin bir arada bulunduğu e, bir muhteşem e, çalışma. İmam Nevi'nin. Elimizdeki elimizdeki bu kitap da aynı zamanda dostum e, Bekir Tuna'nın çalışmasıdır. Hı hı. E, çok kıymetli bir e, çalışma, çok özverili bir e, çalışmadır. Ve peygamber e, sözlerinden hayatı bize anlatan bir eser. E, Keyf suresinde ee, Musa ve e, gök katından bir bilgi ve rahmetle e, donatılmış insanın buluşması anlatılır. Hı hı. Ee, biz e, hayat yolunda kıymetli insanlarla bir arada e, olmak için e, gayret sarf ederiz. Hı hı. Hayat yürüyüşümüzün temeli bu kıymetli buluşmalardır. Ee, kendi e, kitabımızla beraber olmak, e, kendi kitabımızı sevmek e, bu toprakların e, vazgeçilmezidir. <laughs> Fethi Gemuhluoğlu'nun anacığının muhteşem bir tavrı var. Diyor ki Fethi Gemuhluoğlu, Anadolu'yu yeniden kuran adam diye isimlendirdiğim e, Anadolu'daki e, yetişen insanlara ee, ömrünü adamış Fethi Gemuhluoğlu'nun Anasıyla ilgili bir e, Olay var Diyor ki Gemuhluoğlu eve girdim bir gün Baktım anacığım Beyaz tülbentiyle beraber oturmuş Açmış önünde Kur'an okuyor Elinde bir çöp Ayetlerin üzerinden gidiyor böyle hı hı. Dedim ki anacığım ne yapıyorsun Dedi ki bana çağım oğulcuğum biliyorsun ki ben Okuma yazma bilmiyorum fakat elimdeki bu çöple Kur'an ayetlerinin üzerinden gidince Rabbimin yapmış olduğum bu tavırdan dolayı bana hayır murad edeceğini ummaktayım. Anadolu bu. Anadolu'nun ihtiyar kadınları bu. Anadolu'nun kadınları ve kızları bu. Böyle bir evde huzur yayılmaz mı? Ee, anlamadan okumayı bilmeden kitabı sevmek, kitaba bağlı kalmak, e, kitapla beraber olmak ve bir ne kadar ihtişamlı bir kaybetmeden, şeydir. Hep bir umutla değil mi? Ne kadar muhteşem bir şey. Yapmış olduğum bu tavır hürmetine o çöp ve el o ayetlerin üzerine değiyor. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir kitaplı hayatı sevmek, kitapla hayatı yaşamaktır? <laughs> bu nasıl e, irfandır? Bu nasıl bir ilimdir? Okumayı yazmadan e, bilmeden e, imanın coşkusunu yaşamak nasıl bir güzelliktir? E, bu evde gelin olmak, e, yaşlı bir kadının e, beyaz tülbentine bürünüp. Bir huzurla, bir huşuyla, bir e, sekinetle, bir dinginlik haliyle kitabın başına oturup e, o, o kitabı e, okuma yazma bilmeden e, satır satır çöple ayetleri, harfleri ve hareketleri takip ederek kitaba bağlanmak nasıl bir Anadolu irfanıdır? E, o evde huzur yayılmaz mı? O evde gelin olmak... Nasıl bir bahtiyarlıktır o evde erkek olmak, o evde çocuk olmak. Okumanın bereketi böylece yayılır. yayılır. Okumanın şevki, okumanın coşkusu böylece yayılır. Duvarlara siner o huzur. Hı hı. Ve Anadolu kadını dediniz ya böyle insanlar, babaannem öyle derdi. Çok pek çok insanın yüzü suyu hürmetine biz ayaktayız ve o dualarla bu vatan ayakta diye O Eyvallah. annelerin işte o Eyvallah. güzel, o halis niyetiyle. Ve o cennet umutlarıyla Eyvallah. belki de biz yolumuza böyle devam edebiliyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Ee, Hemen bahsedelim ayet-i kerimeden. Keyf suresinde e, Musa Aleyhisselam bir buluşma için yola çıkar. Evet. Yanında bir genç vardır. Hı hı. Yola gençlerle çıkılır. Genci olmayan bir toplum çöker. Hı hı. Ee, Anadolu kendi gençlerini hiç kimseye kaptırmamalı, hiçbir cemaate kaptırmamalı, evet, hiçbir e, ideolojiye kaptırmamalı. Anadolu'nun irfanı, bu iman, bu İslam bizim gencimize yeter, Hı -hı. onun gönlünü ve kalbini duyurur. E, şehrin müminleri, şehrin gençleriyle beraber hayat sürmek için yola çıkmalılar. Ve yolda yol arkadaşı olarak hayat yolunda gençlerimiz olmalı. Hı hı. Musa gençle çıktı yola. Uzun bir yoldu. Hı hı. Dedi ki iki denizin bir araya geldiği yere kadar yürüyeceğim. Yıllarca da sürse. Hı hı. Yola çıkma niyetidir bu. Yola çıkma azmidir. Ee, yola çıkma şevkidir. Ümit var olmaktır. Tüm... Ee, demek, çeşitli bahanelerle e, kıymetli buluşmaları e, engelleyecek bahaneler üretmemek anlayışıdır. E, yolun zorluklarını görüp, engebeler görüp, e, fitne ve fucur görüp e, yoldan vazgeçmeme anlayışıdır. Hı hı. Musa der ki bu yol yıllarca da olsa yürüyeceğiz. Yola çıkarlar ve iki denizin birleştiği yere gelince... Hı hı azık olarak taşıdıkları heybelerindeki balık canlanır ve suya koyulur. Ama azık torbasını taşıyan genç bunu Musa'ya anlatmayı unutturur. Çünkü iblis bütün güzellikleri unutturur. Babanın kadro kıymetini unutturur, babanın rahmet elini unutturur, babanın kerem bakışını, babanın e, cennet sözünü unutturur. unutturur, annenin merhametini, şefkatini unutturur, e, kadının zerafetini, e, erkeğin mertliğini unutturur elbette iblis. Bir müddet daha yürürler e, ve der ki Musa yol yordu bizi. Bu yol yorar, e, hayat yorar bizi. E, aç azığımızı nasip nelelim hı hı. der ki genç. Sana söylemeyi unuttum. İki denizin birleştiği yerde taşıdığımız balık yol azığımız canlandı ve yola koyuldu. Hı hı. Bunu şeytan unutturdu der ve Musa o kutlu insanla o. Ee, Tanrı koluyla o e, hikmeti kendi bünyesinde bulunduran o insanla buluşma anının orası olduğunu anlar ve oraya yeniden dönerler. Ve o Allah koluyla ilm, bilgelik, hikmet e, ve rahmetle donatılmış olayların arka planını oluşturur. E, Musa'ya öğretecek olan hayatın sırlı taraflarını Musa'ya öğretecek olan o insanla buluşma anıdır orası. Hı hı. Kendi kitabımız yol azığımızın takva olduğunu öğretir bize. Azığımız takvadır. Balık. İki insanın buluştuğu yerde canlanmıştır. Evet. Yol azığı balıktır. Hı hı. Yani takva buluşma anlarında canlanır. Hı hı. Yani iyilik. Yani kerem sahibi oluş. Yani fedakarlığı öğrenmek. Yani başkaları için var olmak. Yani şehrimizde elimizden dilimizden ve belimizden hayır. E, ulaşmasını sağlayacak koşuşturmalar, e, tavırlar e, sergileyerek hayatı yaşamak, e, döner koltuk, e, sarı altın ve beyaz baldırdan uzak kalacak bir e, cehde e, kuşanmak e, bu kıymetli zaman dilimlerini yaşamakla mümkündür. Evet. İçimizdeki iyilik, içimizdeki takva, içimizdeki göğe doğru uzanacak olan hikmetli duruş, Böyle kıymetli buluşmalar anında gerçekleşir ve açığa çıkar. Biz de ve, inşallah bugün sizin söylediğiniz bu tüm öğretilerden, bu peygamber hadisiyle. Bu Hz. Musa'nın hikayesiyle, örneğiyle. O balığın canlandığı gibi değil mi? İyiliğin canlandığı. <laughs> İyiliğin canlandığı, yolumuzu gösterdiği gibi. böyle olsun duasında bulunacağız. Ve Süremiz çok az toparlayalım. Hemen toparlayayım. Belki başka bir sohbet mevzusudur. Üç insan, <laughs> Musa, genç, genç ve iki deryanın buluştuğu, iki derya var tabii <laughs> insan olarak. Algı ve anlayış olarak iki deryanın buluştuğu anda o üç insan üç olay yaşayacak bir yürüyüşe koydular. Evet. Gerisi Keyif suresi bizi dinleyenlere kulak verenlere anakomaları için mi? Hikmetli babalarına sabırlı annelerine Aynen. yiğit gençlerine sevgili çocuklarına geri kalan kısım onlarına onlara Vesselam. Çok teşekkür ederim. Hemen şu üç kitaptan bahsediverelim mi? Çok eyvallah, kısacık eyvallah. elimde bulunan kitaplardan bahsedelim. Babam Cemil Meriç, yine babam Mevdudi ve babam Abdülhamit. Üç kitabın ortak özelliği kızlarının babalarını yazması. Anlatmaları değil mi? Kızlar ve babalar dostluğuna vesile olsun hı hı. için. Hı hı. Çünkü kızlar babalarını anlamaya e, gayret göstermeliler. Hı hı. Babalar e, çocuklarıyla beraber, kızlarıyla beraber çocuk olmaya niyet etmeliler. Anadolu böyle büyüyecek. Anadolu ailelerin e, muhabbetiyle, şevkiyle, bağıyla, birlikteliğiyle büyüyecek. İnşallah. Ee, eyvallah. Duamız olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum eyvallah. hocam. Yine doyumsuz bir sohbet eyvallah. oldu. Eyvallah. Farkındaysanız hiç kelam bile etmedim. Hiç sözünüzü kesmedim. Sağ olun. Sağ olun. Güzel eyvallah. bir ee, aydınlanma yaşamış olmuşuzdur inşallah, i̇nşallah diye umut olsun. ediyorum bereketli olsun Cuma'ya selam ediyorum Allah Şehrim, razı olsun. şehrimizin kılangıçlarına selam ediyorum çınar ağaçlarımıza selam ediyorum. Yetimlerimize, yoksullarımıza, mazlumlarımıza, muhacirlerimize, işçilerimize, işverenlerimize selam ediyorum. Sevenlere, sevip kavuşamayanlara <laughs> selam ediyorum. Anne ve babalarına hizmetle Hizmet hayatı ede. yaşayan, Evlatları. sabırlı, yürekli, Anadolu erkeğine, Anadolu kadınına selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size biraz Birazdan e, takdim edeceğim. Eyvallah. Lezzetimizden bugün Hanımeli mutfağında dızlama mıydı? Dızmana. Dızmana, pardon, dızmana vardı. Bu güzel sohbetin üzerine hocama da ikram edeceğiz birazdan güzel bir çayla. Çok güzel pişmiş. O yoğurdu sürdük ya. Yoğurt, onun yumurta. Verdiği evet. Böyle kızarıklıkla Aha. mis gibi de kokmuş. Evet. Hemen hızlıca anlatalım. Hızlıca anlatalım. Ee, Hamuru mayaladık, hı hı. suyla yoğuruyoruz veya hazır ekmek hamuru alıyoruz. Ben hamur yoğuramam diyenlere diyelim. Hı hı. E, patatesimiz vardı, üç tane patatesi haşladım, e, rendeledim. E, sonra bir soğanı, bir yemek kaşığı sıvı yağla kavurdum, üzerine kıyma ilave ettim. Kıymayı da kavurunca patatesle beraber karıştırıp mayalanan hamurumuzdan da bir suamlı maydanozumuz vardı içarcinde. Mayalanan hamurumuzdan da ceviz büyüklüğünde parçalar aldım. Elimi yağlayarak açıp içine harç koyup kapattım. E, yerleştirdikten sonra şöyle hafif, hafif elimle parmak işaretleri yapıp hı hı hı. üzerine bol e, yumurta, bir su bardağı da bir yumurta, bir su bardağı da yoğurdum vardı. Onu çırptım. Şöyle gezdirdim üzerine. İyice buladı. Poşur poşur pişti. Çok güzel olmuş. Eline sağlık Gülgücüğüm. Afiyet olsun. Hafta sonuna güzel bir tarif. Yanımda çayla. Içi. Evet çay. Evet. Ayran da olur sanki olur. Evet, değil ama mi ayran? Bu ara biz, biz <laughs> sıcaktan hep ayran içiyoruz, hep ayran öneriyoruz ama ayran da olabilir tabii. Önemli olan o güzel sofralarınızda, ailenizde birlikte paylaşmak. Evet. Hadi sözünü söyle. Sözünü söyleyelim. E, soframızdan, sevdiklerimiz, mutfağımızdan yemek kokularımız eksik olmasın diyelim. Amin diyelim. diyelim. Gülkü bitirsin bugün. <laughs> Güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Pazartesi ömrüm olursa sizi yine KON TV ekranlarında bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.